Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımıza başlıyoruz. İki gündür yoğun bir şekilde tüm meclis ve halkımız Erzincan İliç'i konuşuyor. Neden? Çünkü bir altın madeni var ve yıllardır devam eden müracaatlara rağmen bu altın madeni işletiliyordu. Siyanürle altın arama, bulma, çıkarma şeklindeki faaliyetle ilgili birçok şikayetimiz olmuştu ve en sonunda biliyorsunuz bunlar gündem edilmemiş ve çok önemli bir toprak kayması gerçekleşti. 9 işçimiz şu anda toprak altında. Arama çalışmaları devam ediyor ama yetersiz. 1 milyon ton toprağın insanların üzerine kaydığını biliyoruz. Gelen haberler bu yönde. Çok üzücü, can pazarı yaşanıyor. Umarım canlı olarak kurtulurlar. Fakat kolay değil çünkü çok büyük bir çökme var. Bütün bunların nedeni neydi? Gereken önlemlerin alınmaması. Bakın ben 30 Haziran 2022'de konuyla ilgili bir soru önergesi vermiştim. Ve siyanürün toprağa suya sızdığına dair bir takım sorular sormuştuk. Bize cevaplar verilmişti. İşte maden sahasında bir sızma gerçekleşmiştir. Biz de ceza verdik. Şu bu denilmiş. Ama yeterli bir denetim yapılmamış demek ki. Sonuçta bu büyük kaza gerçekleşmiş. Ve çok açık bir şekilde de şunu görüyoruz. Kaza, cinayet göz göre göre gelmiş. Toprak çatlamış, dönüp bakmamışlar. Kaymaya başlamış, dönüp bakmamışlar ve en sonunda korkunç bir toprak kayması gerçekleşmiş. Ve o zaman işte insanlar toprak altında kaldığında birilerinin aklı başına gelmiş. Çok geç olduğu ve can kaybı olacak büyük ihtimal, Allah korusun diyoruz yine de. Fakat biz o zaman da sormuşuz, 20 ton siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı yönünde iddiaları sormuşuz. Şu anda da yine toprağa ve Fırat Nehri'ne karışıp karışmadığına dair önemli bir tartışma var. Bakanlık ve firma yetkilileri böyle bir şey yok diyor. Fakat çok büyük bir tehdit olduğu apaçık ortada. Büyük bir kaza var çünkü ortada. Çok büyük bir kayma var. Ve gereken güvenlik önlemleri alınmadığı için bunlar oluyor. Biz bununla birlikte şunu da söyleyelim. Geçtiğimiz haftalarda gündem etmiştik. Kocaeli'nde, Körfez'de, Yukarı Hereke mahallesinde Simge Mat'a ait taş ocaklarının genişletilme meselesi vardı. Ve geçtiğimiz günlerde çevre etki değerlendirme raporu için bir toplantı yapıldı. Biz bakın daha bu kazadan önce bakanlığa, Çevre Bakanlığı'na bir soru önergesi verdik ve Simge Mat'ın taş ocağının genişletilmemesi gerektiğini söyledik. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Bakın İliç'teki maden içinde bir genişletme ÇED raporu verilmiş ve ardından denmiş ki hiçbir sıkıntı yoktur, şudur budur denmiş. Vergi borçları affedilmiş. Nasıl oluyorsa yani sizin benim vergi borçlarımız affedilmiyor arkadaşlar. Milyon dolarlık vergi borçları affedilmiş şirketin. Ardından genişlemeye dair ÇED raporunu rahatlıkla almış, genişlemiş ve ondan sonra toprakta milletin başına çökmüş. İşte bunun benzeri Simge Mat'ta olabilir diyoruz ve biz birçok bununla ilgili itirazımızı Çevre Bakanlığı ve Kocaeli Valiliğine de bildirdik. Erzincan İliç'te bir facia yaşandı. Dün Kocaeli Valiliği Çevre Müdürünü de aradım. Kocaeli, Körfez, Yukarı Hereke'de Simge Mat'ın taş ocağını genişletmesi Yukarı Hereke yerleşim merkezini tehdit ediyor. Bunun bir an evvel durması lazım. Bu işlerde ne dolaplar dönüyor bilmiyoruz. Fakat çok rahatlıkla ÇED raporlarını alabiliyorlar. Gittikçe firmalara bu işler kolaylaştırılıyor ve çok rahat bir şekilde alıyorlar. Sonuç ne oluyor? Gariban tehlikeli işte çalışmayı başka bir yerde iş bulamadığı için göze almış işçiler hayatlarını kaybediyor.
Buradaki 9 işçi için de aynısı söyleniyor. Diğer işçiler burada çalışmamış. Demişler burası tehlikeli bir yer. Fakat bu 9 işçi orada çalışmış ve sonuçta işte canlarıyla bir bedel ödemişler. Olacak bir iş değil arkadaşlar. Bunu kabul etmiyoruz ve konuyu yakından takip edeceğimizi de buradan ifade etmiş olayım. Gazze'de soykırım devam ediyor. Bakın her gün gösteriyoruz. Korkunç olaylar yaşanıyor. Gazze'de 130 günü aştı. Korkunç bir katliam ve soykırım yaşanıyor ve gördüğünüz şu çocuklar korku dolu gözlerle anne ve babalarının ölümünü izliyorlar. Ve maalesef ki ölüm onlara çok yakın. Büyük bir soykırım yaşanıyor. Buna tüm kamuoyunun duyarlı olması gerekiyor. Şimdi bakın anneler nasıl bir acı içinde hayatını kaybetmiş bebeklerini kucaklarında tutuyor ve en acı haykırışlarını yapıyorlar. Ve şu anda 30 bine yakın insan hayatını kaybetmiş, 12 bini bebek ve çocuk, 8 bini kadın ve İsrail 1,5 milyon insanın sıkıştığı Refah'da kara harekatı yaparak 100 yılın en büyük soykırımını gerçekleştirme hazırlığında. Korkunç bir durum var. Hepimizin duyarlı olması lazım. Yarın öbür gün insanlığın yüzüne bakacak halimiz kalmaz. Bu vicdansızlatıcı görüntülere çok iyi bakın. Hayatını kaybetmiş bebekler, kahrolmuş anneler ve büyük bir acının yaşandığı bir yer. Evet, bizim burada çok sıkıntılarımız olabilir maddi manevi. Fakat hiçbir acı, hiçbir sıkıntı şu anda dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Hiçbir acı Gazze'de yaşanan acının üstünde değildir. Çünkü bir soykırım yaşanmaktadır. Canlı olarak yaşanmaktadır. Canlı yayınlardan izlenmektedir. Ve Türkiye hala şu gördüğünüz gemilerle İsrail'e sevkiyatı devam ettirmektedir. Olacak bir iş değil. Bunu genel kurulda da kınadık. Buradan da kınıyorum. Değerli arkadaşlar, daha bu konuya değineceğiz. Çok önemli gelişmeler var. Fakat diğer hak ihlallerine geçmek istiyorum. Şimdi bize Diyarbakır Bismil'den başvuran bir vatandaşımız diyor ki Zekeriya Hamaoğlu 2016'da köyün imamının yanına gitti, bir daha da dönmedi. Telefonu sessize alınmıştı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Abim kaybolmuştu. Müge Anlı'ya gidelim dedik. Savcı dedi ki size dosyayı vermeyiz. Giderseniz sizi ve ailenizi terörden içeri alınırız. 7,5 yıl oldu, abim yok ortada diyor. 4 çocuğu var. Perişan durumdayız. Bunu buradan İçişleri Bakanlığı'na iletelim. Soru önergesi de veriyoruz. Bir vatandaş ne oldu? Bu nasıl oldu? Buharlaştı, uçtu. Veyahut da birileri ona infaz mı etti? Ne oldu? Ne bitti? Ne ölüsü var, ne dirisi var? Diyarbakır Valiliği, İçişleri Bakanlığı bu konuda bize bir cevap versin. Şimdi tıp dışı uzmanlık yapan, mikrobiyoloji uzmanlığı, biyokimya uzmanlığı yapan Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Kimya Fakültesi ve Biyoloji bölümlerinden mezun olmuş uzmanlar var. Bu uzman arkadaşlarımıza tıp fakültesinden mezun olan aynı uzmanlık dalındaki doktorlara verilen ücretin aynısı verilmiyor. Daha düşük ücretler veriliyor ve önemli bir mağduriyet yaşıyorlar. Yaptıkları iş farklı mı? Hayır. Aynı işi yapıyorlar. Fakat sen işte tıp fakültesinden mezun olmuşsun, sana şu kadar. Sen kimya fakültesinden mezun olmuşsun, sana bu kadar. Peki o zaman uzmanlık eğitimi yaptırmasaydın? Uzmanlık eğitimi yapmışsın, aynı statüye gelmiş ve bu noktada bir ayrımcılık yapıyorsunuz. Bu olmaz ve bu fark fazla diyor. Şu anda iki uzmanlık arasındaki fark 15 bin üzerinde ve gelecekte daha da çok artacaktır diyorlar. Bu konuda önemli bir mağduriyet yaşadıklarını söylüyorlar ve bir yasa teklifi değişikliği istekleri var. Madde 84'te biz de bunu göreceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Bir yasa teklifi vererek bu meselenin giderilmesi için bir gayret sarf edeceğimizi buradan belirtmiş olalım. Biyokimya dernekleri, mikrobiyoloji dernekleri bize başvuruyorlar. Haklılar, ben de bir hekimim. Biliyorum sahada, doktor da olsanız, diğer başka bir okuldan mezun da olsanız mikrobiyoloji ve biyokimyada yaptığınız iş aynıdır. Aynı işe iki farklı ücret olmaz. Gerçekten bir haksızlık var.
Şimdi Yozgat 2 nolu T tipinde koşullu salı verilmeler verilmiyor arkadaşlar. Şu ayıp uyanık. Denetimli serbestliğini vermemişler. Koşullu salı verilme gelmiş. 7 aydır onu da vermiyorlar. Eşi bize başvurdu. 2 çocuğuyla çok perişan durumda. İyi hali var. Puanları yüksek. Fakat yokuşa sürüyorlar. Olacak bir iş değil. Bu konuda bir gelişme olması lazım. Bakanlığı da buradan uyarıyoruz. İnsanların çektikleri ceza dolduktan sonra daha iş, hala işi yokuşa sürmek doğru bir şey değil. İnsanların bir hayatı var. Maddi, manevi sağlıkları var. Bütün bunları perişan etmeye, vebale girmeye hiç kimsenin hakkı yok. Yine bakın Tokat cezaevinde Nilay Dağ, yine o da 5 aydır tahliyesi verilmeyen, tüm şartları yerine getirmesine rağmen tahliyesi verilmeyen bir başka mahpus. Buradan Adalet Bakanlığı'nı tekrar uyarıyoruz. Aileleri perişan etmeyin. Bu aslında bir aile bakanlığı da konusu. Yani işi yokuşa sürerek karı koca çocukların maddi manevi hayatını berbat etmeye hiç kimsenin hakkı yok değerli arkadaşlar. Bir başka bize başvuru, inşaat mühendisliği eğitiminde deprem mühendisliği eğitimi verilsin diyorlar. Haklı görünüyorlar çünkü inşaat, evet inşaat yapmayı insanlar öğreniyor. Fakat acı bir gerçek var. Hepimiz çok üzücü bir şekilde yaşıyoruz. Bir anda evler başımıza yıkılıyor. Deprem mühendisliği ile ilgili de ayrı bir eğitimin verilmesi lazım. Gerekiyorsa 6 seneye çıkarılsın diyorlar. İnşaat mühendisliği eğitimi her yere de üniversite açılmasın deniliyor. Bir başka başvuru da babası Ahmet Ergül için başvurmuş. Burhaniye T tipi cezaevinde 65 yaşında, o eskiden öğretmenlik yapmış 30 yıllık bir öğretmen ve teröristin diye cezaevine konmuş ve halen de kendisine cezaevi kurulunda kendisine tahliye verilmiyor. İnfaz hakimliğine itirazlar yapıyor ve fakat hala hükümlünün gözlem kurulundaki sıkıntısı devam ediyor. İşte 6 ay süre daha denensin denmiş. Yani birçok cezaevinde maalesef bu hal var. Çok keyfi nedenlerle iyi hali olan, puanları yüksek olan kişiler ikinci bir mahkemeye tabi tutuluyor. Yani biz defalarca söylüyoruz. Gözlem kurulları ikinci mahkeme değil kardeşim. Yani insanlara bu kadar zulmetmeyin diyoruz. Ve devam ediyorum. Diyarbakır'dan bize bir başvuru var. Diyarbakır Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Mart ayında temeli atılan 5 etap, 321 blok ve 6440 konuttan oluşan projenin hemen yanına, yani sıfır noktasına Diyarbakır Kollidere Göleti Projesi adı altında göl inşa edecekler. Bir gölet inşa edecekler. Koca TOKİ binalarının hemen yanına. Hadi bakalım. Yüzlerce vatandaşın binlerce metrekarelik toprağını bu proje adı altında kamulaştırarak gasp ettiler. TOKİ'nin sıfır noktasına yapılacak göletin TOKİ'lerin zeminine ne kadar zarar verebileceğini hiç düşünmeden bunu yaptılar. Kim bilir hangi müteahhitlere peşkeş çekildi. Gayet açık ve net bir şekilde büyük bir rant var ortada. İhaleyi alan müteahhitin baskısı sonucu bu kararı aldıklarını DSİ çalışanlarından duydum diyor başvurucu. Yani bu durumun da gözden geçirilmesi için biz bakanlığa bir başvuru yapıyoruz. Diyarbakır Valiliğine de buradan soruyorum. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir depremler ülkesi, toprak kaymalar ülkesi, böyle bir koca TOKİ'nin yanına gölet yapıp şaibeli bir takım ihalelerle orada müteahhitlere peşkeş mi çekiliyor bu işler? Nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bize birçok vatandaş başvuruyor. 5000 prim gününden emekli olmak için yasal hakkımızın iadesini istiyoruz. Doğum borçlanmam yok, işim yok, zor durumdayım diyen binlerce vatandaşın bize başvurusu oluyor. Bir hasta mahpus, Mahmut Başyiğit, Aydın E tipi cezaevinde kanser hastası, ameliyat oldu 2-3 gün önce ve uzun bir süre teşhis edilememiş ve gecikme var. Ardından bu kişi ameliyat edildikten sonra hastanede yatıyor.
ve kendisinin bir an evvel infaz erteleme alması lazım. Çünkü ilerlemiş bir hastalığı var. Gecikmiş, tanısı gecikmiş bir hastalık var ortada. Aynı zamanda mahpus koğuşunda da başında eşinin bir refakatçi olarak bulunması gerekli. Cevat Yerdegül, Afyonkarahisar Bolvadin T tipi kapalı cezaevinde kalmakta. 30 yıl cezanın bitmesine rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tahliye edilmemekte. Cevat Yerdegül. Evet. Mehmet Günhan Baysan. Kendisini ziyaret de etmiştik. Diyarbakır Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde. Sayın CTE Genel Müdürü Enis Bey'e de söyledim durumunu ve diğer yetkililere de. Kızı Amerika'da okuyor ve eşiyle görüştüğü zaman konferans yoluyla kızıyla, Amerika'daki kızıyla görüşebiliyor. Cezaevi yetkilileri hayır görüşemezsin diyor. Ya kızı olduğu besbelli. Görüşme hakkı var. Telefonla ilgili sorun var Amerika'dan bağlanmakla ilgili. Ne olacak eşi üzerinden kızıyla görüşse, kızı olduğu da belli. Hayır görüştürmeyiz diyor. Gözlem kurulu kabul etmiyor. İnfaz hakimliği ve ağır ceza mahpusu haklı buluyor. Gözlem kurulu tekrar görüşmeyi engelliyor. Tekrar infaz hakimliği ve ağır ceza mahpusu haklı buluyor. 25 kez bu döngü devam etmiş. Ya bu nasıl bir inat, bu nasıl bir hırsla, bir intikam duygusu mu acaba? Mahpusu kızıyla görüştürmemek için 40 takla atmak ne demek ya? Diyarbakır Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi, tekrar soruyoruz size. Bu ne demek yani? Bakanlığa da ilettim. Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğü'ne de ilettim. Yani bakın Tutuklu ve Hükümler Komisyonu Başkanı da bu konuda Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğü'nü uyardı. Umarım bu sorunu bitirirsiniz. Alper Kalın. Nerede? Sincan'dan Diyarbakır'a Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilmiş ve ailesi asıl çileye çıkıyor. Çünkü her ay Ankara'dan Diyarbakır'a gidip gelmek zorundalar. Perişanlık yaşıyorlar. Bir başkası Murat Çakır, yine Ankara Sincan Cezaevinden Diyarbakır Cezaevine nakledilmiş ve o da aynı şekilde engelli kızıyla gidiyor. %98 engelli kızıyla ziyaret görüşüne gidiyor. Eklem yerlerim kireçlenmiş, sinir sıkışması gibi sorunlarım var. Bir de kızımı taşıyorum diyor. Kızım engelli, 30 yaşında bir kızı var. Ankara Sincan'dan Diyarbakır'a sevk etmişler. Aile Ankara'da oturuyor, Alper Kalın'ın ailesi gibi. Ve her ay bir çileyle Diyarbakır'a gitmek zorunda Murat Çakır'ın annesi Sevinç Çakır. Bu zulümdür. Yani bu çocukları böyle süssüz günahsız zindanlara attınız, bir de ailelerini cezalandırıyorsunuz. Allah'tan korkun diyorum size. Bedri Ot. Bakın çok vahim bir vaka. Hasta mahpus. Biz daha öncesinde de hasta mahpusların bütün sıkıntılarını gündeme getirdik ve ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Kişi ağırlaştırılmış müebbet mahpusu olduğu için tahliye edilmedi. Ya saçma sapan hukuksuz yasa ve yönetmelikler var. Mahpus 30 kiloya düşmüş, akciğer kanseri, ölüm döşeğinde. Ya çıkarın bu kişiyi artık, yok çıkarmıyorlar. Sonuç, cezaevi revirinde hayatını kaybetti. Korkunç bir olay. Yani bakın, bu neden kaynaklandı? 5275 sayılı maddenin 25 I fıkrası diyor ki, hükümlünün cezasının infazına hiçbir surette ara verilmez. Yani hiçbir şekilde infaz indirimi vermem diyor. Ya 30 kiloya düşmüş ölüm deşeğinde, artık aldığı ceza mı mevzu bahis olur? Hayır. Aldığı ceza mevzu bahis diyorlar ve korkunç bir şekilde bu kişi yakınlarından ayrı 30 kiloya düşmüş, bilincini kaybetmiş bir şekilde hayatını kaybetti. Biz 5275 sayılı maddenin 25 I fıkrasının derhal yürürlükten kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi mecliste görüşüyoruz. Bugün genel kurulda da üzerinde konuşacağım.
Acil tıp ana bilim dalı uzmanlarının yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapabilmesi için bir yasa çıkarılıyor. Fakat yoğun bakım uzmanları buna itiraz ediyor. Diyorlar ki ya zaten 6 bölüm yoğun bakım yan dalı yapıyor. 7. bir bölüme gerek yok. Acil tıp uzmanları zaten az. Onların yoğun bakıma bu şekilde geçmesi doğru değil. Çünkü acil tıp ana bilim dalı uzmanı yani acilde bir yoğun bakım mı kuracak? Böyle iş mi olur? Bu olacak bir iş değil diyorlar. Ve acil tıp uzmanları da zamanla azalacak. Çünkü oraya pek bir rağbet yok. Yoğun bakım da acilde olmaz. Bu da olacak bir iş değil. Yoğun bakım dernekleri buna itiraz ediyorlar. Yedinci bir yan dal olması doğru değil. Biz bunu hep söylüyoruz. Yoğun bakım ve yoğun bakım uzmanlarının artırımı yerine palyatif servislerinin artırılması gerekiyor. Yani terminal dönemde artık çok fazla bir şey yapılamayacak hastalar yoğun bakımları doldurduğu zaman acil ihtiyacı olan hastanın da önüne geçiyor. Bu bir kısır döngü ve bu kısır döngüyü kırmak yerine, palyatif servislerini geliştirmek yerine böyle bir işte acil tıp uzmanlarına yan dal verme yolunu tercih ediyorlar. Doğru değil bu. Evet, şimdi ülkedeki sorun yoğun bakım hastalarının sadece yoğun bakımlarda birikmesi değil, acillerde de birikiyor, iki yerde de birikiyor. Mesele bu buraları bölümlendirmek. Birinci, ikinci, üçüncü yoğun bakımlarda olacak hastaları bölümlendirmek önemli. Bunu yapmadan bu tür tedbirlerin çok fazla bir anlamı yok. Hasan Sevimli oğlu Erzurum Dumlu Birinoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bize başvurmuşlar ve 15 Temmuz gecesi bu kişiler darbeyle marbeyle alakaları yokken Nizamiye'de nöbet tutarken tek suçu emre itaatken tutuklanmış ve müebbetle yargılanıyor. Genelkurmay çatı davası yargılanıyor. 5 yıl Sincan cezaevinde kaldı. Daha sonra 2,5 yıldır diyor Erzurum Yüksek Güvenlikli Cezaevinde çok ağır şartlar altında kalıyor. Suçumuz günahımız yok, darbeden marbeden haberimiz yoktu diyor. Maddi manevi çok zorlanıyoruz Erzurum'a gidip gelmekten büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani en azından nakil konusunda bir talepleri var ve adil yargılanması gerektiğini söylüyor. Yine Eyüp Bahadır Pekince Adana Kürkçüler cezaevinde aile Diyarbakır'da ve Adana'dan Diyarbakır'a gelmesini istiyorlar. Aynı zamanda adil de yargılanmadı diyorlar. Şimdi bir şikayet gelmişti bize. Bunun düzeldiğine dair de duyumlarımız oldu. Fakat olmaması gerektiğini söylüyoruz. Sincan T tipi cezaevinde açık görüşlerde masaları iki mahpus ve yakınını birbirine kavuşmayacak şekilde dizdikleri haberi geldi. Bu olacak bir şey değil. Bunun bir daha tekrar etmemesi lazım. Yani bu meselenin giderildiğine dair haber aldık ama biz yakından takip edeceğiz. Sincan T tipi cezaevini böyle açık görüşte insanların çocuklarıyla, eşleriyle sarılmasının bile önüne geçecek şekilde araya masalar koymak yani bu zulümdür yani. Bu olacak bir iş değil. Açık görüş zaten. Zaten aramalardan geçiyor bu insanlar. Bunlar hiç hoş işler değil. Adalet Bakanlığı'na da bunu hatırlatıyorum. İnsanları böyle yokuşa sürmeyin diyorum. Şimdi bize bir başka başvuru var. Sayın Adnan Fırat başvurdu. Adnan Fırat Bayar başvurdu. Kendisi der ki biz bir çoklu dille eğitim yapacak özel okul açmak istedik. Bunun için çift dil ile eğitim öğretim yapacak bir özel okul, anaokul artı ilkokul açmak istedik. Ve bununla ilgili yönetmeliği talep ettik. Anladık ki yasa çıktığı zaman bir yönetmelik çıkarılması gerektiği halde bu yönetmelik çıkarılmamış.
çözüm süreci sırasında bu yasa çıkarılmıştı. Yasanın yönetmeliği çıkarılacak denmiş yasada. Yönetmelik çıkarılmamış. Bu yönetmelik yerine kendilerine kurs yönetmeliği gönderiliyor ve okulu açacak olanlar mağdur oluyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani yönetmeliksiz de okul açılmaz. O yüzden yani bir işe girişilecek, en sonunda sana ruhsat vermedik denecek, bir ton masraf olacak. Yani çünkü okul hazır hale getirilmeden okulla ilgili yönetmelik denetlemeleri yapılmıyor. Her şeyi dört dörtlük yap, öyle gelip denetleyeyim diyor. Dört dörtlük yaptığını düşünün. Ondan sonra denetlemeye gelecek. Ya buranın yönetmeliği yok, sana ruhsat veremeyiz denecek. Yani olacak iş mi arkadaşlar? Bir yasa çıkarıyorsunuz, yönetmelik çıkarılsın deniliyor. Yönetmelik yok ortada. Kurs yönetmeliği yolluyor bakanlık. Bu büyük bir ayıp. Kürtçe ile ilgili yaklaşan ana dil günü gündemimizde ve işte Türkiye'nin hali bu. Yani bir yasa çıkarıyorlar. İnsanların en temel hakkı, ana dilleriyle ilgili eğitim alma hakkı maalesef gasp edilmiş durumda. Büyük zorluklar yaşanıyor. Bir iş kazası ile ilgili başvuru var. Subutay Işık, 23 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Yeşilköy Havaalanı karşısında bulunan Uluslararası Fuar'ın inşaat bölümü dış cepheyi yaparken sepetli vinçten 15 metreden betona çakıldık. Ben ve Abdullah Işık bu kazayı yaşadık. 3 sefer açık ameliyat geçirdim. Kulaklarım %30 sağırlaştı. Unutkanlık başladı. Vücudumun sol tarafı aktif çalışmamakta. Dönem dönem sinir basıyor. Kaburgalarda kırıklarım var. Sol topuğum kırık. 6 yıl geçti. Hiçbir işte çalışamıyorum. Mahkemem gerekçe gösterilmeden sürekli erteleme yapılmakta. Heyet raporum %31. Abdullah Işık'ın raporu %17 olmakla beraber 6 yıldan sonra bizden heyet raporu istenmekte. Hukuken hakkımızı talep ediyoruz. Mahkeme 28. İş Mahkemesi'nde yıllardır çok mağdur olduk diyorlar. Bakın size mağdur bir çocuk göstereceğim. Çocuk Tarık Ekmekçi, 9 yaşında, otizmli. Annesi babası mahpus. Annesi Yusuf Kerim yasasından faydalanarak çocuğunun başında olabilir. Fakat işlemler çok geciktiriliyor. Biz Erzincan T tipi cezaevini de arayacağız. Ve çocuğun annesinin durumunu soracağız. Esra Ekmekçi'ymiş durumu. Yani bu çocuk perişan durumda değerli arkadaşlar. Annenin cezasının ertelenmesi bu hasta otizmli çocuğun sorunların biraz giderilmesine yardımcı olabilir. Ücreti, tedavi ücretinin karşılanmasında da sorun varmış. Sanırım kardeşlerin okul ihtiyaçlarının karşılanmasında da sorunlar var. Evet, böylesi güzel bir çocuk maalesef büyük bir sıkıntı yaşıyor değerli arkadaşlar. Şimdi Ocak'ta erkekler 28 kadını öldürmüş. Biyanet erkek şiddeti çetelesini çıkarmış. Kadınlar da fiziki zayıflıklarından dolayı şiddete çok çabuk uğrayabilen kişiler ve bundan dolayı daha çok saldırıya ve ölüme maruz kalabiliyorlar. Bu çeteleler tutuluyor ve maalesef erkekler 2023'te en az 333 kadını öldürmüş. Bunlar da korkunç durumlar. Bütün bu konuda duyarlılığın artması gerektiğini söylüyoruz değerli arkadaşlar. Evet, konularımıza devam ediyoruz. Biz çok önemli sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde öncesinde cezaevinde ihlaller yaşamış mahpusların daha sonra işledikleri suçlar, saldırılarla ilgili bir gündem oldu. Pınar Birkoç isimli eski bir mahpus İstanbul Adliyesi'ne saldırmak istedi. Biz kendisine öncesinde cezaevinde bize başvurması üzerine gündem etmiştik. Cezaevinde uğradığı mağduriyetleri gündem etmiştik. Bundan dolayı şahsıma yönelik ağır ve haksız bir saldırı yapıldı. Bu kabul edilecek bir durum değil. Çünkü biz bize başvuran, hak ihlaline uğrayan kimsenin kimliğine bakmayız. Sen necisin, kimsin, siyasi görüşün nedir, kimdensin diye sormayız. Ve
Yani 4 yıl sonra, 5 yıl sonra hangi suç işleyecek öyle bir ihtimal var, ona göre davranalım demeyiz. Bir şekilde cezaevine girmişse, orada ihlale uğramışsa, ayrım göstermeksizin herkese yardımcı oluruz ve uğradığı ihlali gündem ederiz. Bakanlığa iletiriz. Milletvekili olarak benim başka hangi görevim olabilir? Bir insan hakları savunucusu olarak ayrım gözetmeksizin bize başvuran herkesin sorununu gündem ediyorum, görüyorsunuz. Ve bakanlığın bu konuda bir açıklama yapmasını istiyorum. Biz tarafsız durumdayız ve mağdur kişilerin daha sonra işledikleri yanlışlıklar, suçlar, saldırılar bize mal edilemez. Bunu da söyleyelim. Gerek ben, gerek Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı bu noktada yoğun bir saldırı altında kaldı. Şebnem Hoca verdiği raporlar dolayısıyla suçlandı. Gerek adli tıp uzmanları, gerekse de normal pratisyen hekimler kendilerine gelen adli vakalara adil, doğru tıbbi kararlar vermek durumundadır. Sen suçlu musun? Ona göre sana bir rapor vereyim diyebilir mi bir doktor arkadaşlar? Bakın, bu kadar net bir konu hakkında insanlar linç ediliyor. Veyahut da hapishanede bir kişi mağdur edilsin ve işte yetkililer işte o kişi falanca görüşten, zihninde şu görüşten ona her türlü işkence yapılabilir desin. Bu olur mu? İnsan hakları savunucuları kendinden emin, doğru bildiğini yapar ve onlara itiraz edenler bir müddet sonra itirazlarının yanlış olduğunu anlarlar ve insan hakları savunuculuğunun son derece erdemli bir iş olduğunu anlarlar. Bize şu anda itiraz edenler de eğer yarın öbür gün cezaevine girer veya başka ihlallere uğrarsa, gözaltında kötü muamele, çıplak aramaya uğrarsa, biz onlar için de insan hakları savunuculuğu yaparız. Ayrımımız yok. Bize ne derlerse desinler, biz mesleğimizi yaparız değerli arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Bizi terör örgütleriyle özdeşleştirmeye çalışanlar yanılıyorlar. Biz insan hakları savunucularıyız ve herhangi bir örgütle alakamız yok. Biz insan ve haklarını savunmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Evet. Basın toplantımızı burada bitiriyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.